Bugün Kardeşleri Başlangıç Seti'nin 0,5. bölümünü yapıyorum. Yani bu demek ki 0. bölüm de gelecek. Neden 0,5. bölümünü yapıyorum? Çünkü ben bu Kardeşleri Başlangıç Seti'ni yaparken 1. bölüm diye yüklediğim bir video vardı. Ve diğer tüm videolar üstüne eğer bu videoyu 1. video yapmaya kalksam tüm videoların ismi değişecek. Bu da küçük resimler, etiketler falan uzun iş. Ki videonun içinde videoyu değiştiremeyeceğim yani kısacası. O yüzden 0 ve 0,5. yani kardeşinin temelini atmamız gereken 2 tane bölüm unutmuşum. Bu bölümde önce gripleri göstereceğim. Biraz size griplerden bahsedeceğim. Öncelikle gripler nedir? Şu şekilde açıklayayım. Hani şu biyolojide şey vardı ya. Organeller hücreyi, hücre dokuyu, doku organı, organ sistem, sistem insanı falan öyle bir şey vardı. Yani anlayacağınız fidanlar, ağacı, ağaçlar, ormana örneği gibi. Kardistre'de kombolar hareketlerden oluşur. 2-3 tane bilinen hareketi üstte yaparsın da bir kombo yapmış olursun. Hareketlere gripler oluşturur. Yani hemen bir örnek vereyim. Bir Sibyl, çok basic bir hareket. Sibyl neden oluştu? Bir gripten oluştu. Z grip. Temeli Z gripten oluştu. Bunun gibi yani harekete başlamadan önce hareketi oluşturan asıl tutuş şekli. Hareketin mekaniğini de değiştirir o asıl tuttuğunuz şekil. Şimdi onlardan biraz size bahsedeceğim o zaman. Geçelim. Şimdi tutuş şekillerinden bahsedebiliriz. Bunlar dediğim gibi hareketlerin temelini oluşturuyor. Yani şimdi açalım önce testeyi. Hareketleri öğrenmeden önce bu gripleri öğrenmeniz lazım. Tüm videolarımda da neredeyse bir hareketi öğretmeden önce derim ki bu video için sıralı gribi bilmeniz lazım, şu grip bilmeniz lazım ama ben bu gripleri öğretmedim. Şimdi size o gripleri anlatacağım. Öncelikle şu an desteği asıl yani klasik bir tutuştur bu. Straddle grip. Yani baş parmağınız destenin sol tarafında. İşaret parmağınız üstünde, orta ve yüzük parmağınız yan tarafında, serçe parmağınız da altında olur. Ve bu eğer sağlaksanız sol elle yapmanız gereken bir hareket, solaksanız da sağ elle yapmanız gereken bir hareket, daha doğrusu grip. Bu birincisiydi. İkinci gripimiz ise serçe parmağı buradan buraya atıyoruz ve gripin ismi birden mechanics grip oluyor. O da bu şekilde bir tutuş. İyi inceleyin. Bundan sonra yine temel olanlardan birisi middle grip. Bunu da sağlaksanız sağ, solaksanız sol elle yapmanız gerekiyor. Desteği tutuyorsunuz. Sadece baş parmak aşağıda, diğer parmaklarınız üstte oluyor. Şu şekilde. İsterseniz işaret parmağı ortaya alabilirsiniz. Pek fark etmiyor. Yani baş parmak aşağıda, diğer tüm parmaklar destenin üstünde oluyor. Şu şekilde bir tutuş. Dördüncü gripimiz biraz daha farklı diğerlerinden. Kardeşleri Başlangıç Seti'nde öğreteceğim bir harekete hitap ediyor. O yüzden önceden bir göstereyim diyorum. İsmi corner grip. Corner İngilizce'de köşe anlamına geliyor. Yani orta parmağınız destenin bir köşesinden, baş parmağınız da destenin diğer köşesinden tutuyor. Bu da sağlaksanız sağ, solaksanız sol elle yapmanız gereken bir hareket. Şu şekilde göstereyim. Bu molekül spin için daha çok uygun. Şu şekilde. O işaret parmağınız da açıkta kalıyor. Evet, son gripimiz ise Z grip. O da şu şekilde. Buradan bakınca Z'yi andırdığından dolayı herhalde Z demişler. Gerçi böyle N de olur da neyse. Bu gribi yapmak için önce mechanics gripte tutuyorsunuz o desteği. Grip gripten oluşuyor. Biraz ilginç bir şey lan. Şu an fark ettim. Önce mechanics gripte tutuyorsunuz desteği. Sol eliniz mechanics gripte, sağ eliniz de middle gripte tutuyor. Şu şekilde. Yani iki tane gribi birleştirip bir tane grip çıkartıyorsunuz. Sağ elinizi tabi solaksanız tam tersini yapın. Ben sağlak olduğum için bu şekilde gösteriyorum. Bu şekilde bölüyoruz. Desteği işaret parmağımızdan alacak şekilde bölüyoruz. Bu aşamaya geldiğimiz zaman da baş parmak aşağıda. Bu sefer de baş parmağı bir köşe olarak kullanacağız. Baş parmağa bakarak böleceğiz. Aynen bu şekilde. Böyle böyle. Bu Z grip. Tabi bunu bir anda yapmanız gerekiyor. Böyle böyle yaparsanız hareketin mekaniği bozulur. Direkt tekte açmanız gerekiyor. İyi yani bu kadar anlatacaklarım. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Griplerde yapamadığınız bir şey olursa bana sorabilirsiniz. Cevaplarım yorumlarda. Öyle yani. Lan bir tutamadım ha şunu da. Son denemem tutuyorum ama bu sefer. Bu sefer tutuyorum. Neyse hadi görüşürüz o zaman.